Her yıl milyonlarca kadın milyonlarca kontrol hapı kullanıyor. Korunmak için en basit ve en güvenli yöntem olarak bilinen bu hapların sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Bakın eğer doğru kadın doğru ilacı doğru zamanda kullanmazsa nasıl büyük tehlikeler ortaya çıkıyor. Kutu atıp beyin kanamasından hastanelik olup... Milyonlarca kadının kullandığı doğum kontrol hapları sanıldığı kadar masum değil. Doğum kontrol ilaçlarının da bir takım yan etkileri var. Yapılan hangi hata büyük risk doğuruyor? Maalesef yapılan en büyük hatalardan birisi. Kimler bu ilaçları kullanabilir? Hangi hastalıkları olanlar uzak durmalıdır? Operatör doktor Hande Akbaş, Magazin 8'e anlattı. Hipertansiyonlu hastalara çok önermiyoruz. Dünya üzerinde en sık kullanılan korunma yöntemi doğum kontrol hapı. Doğum kontrol ilaçları esasında yeni evli 20 ile 35 yaşları arasında korunma yöntemi olarak bize başvuran hastalarda en çok başvurduğumuz yöntem. Çünkü bugüne kadar doğum kontrol hapından koruma oranı daha yüksek bir ilaç geliştirilemedi. Yaklaşık %99 unutulmadığı sürece koruyuculuğu mevcut. Ama sonuçta kullanılan bir ilaç. Yani içinde kimyasallar var. Buna rağmen pek çok kadın doktora başvurmadan bu ilaçları kullanıyor. Ülkemizde maalesef yapılan en büyük hatalardan birisi doktora başvurmak yerine en yakında bir eczanenin fikrini almak yönünde oluyor. Doktor kontrolü şart. Çünkü eğer uygun ilaç seçilmezse doğum kontrol hapı sizi hamile kalmaktan korurken çok daha başka ve büyük sorunlara neden olabilir. İlk ultrasonuna bakıyoruz. Herhangi bir kisti var mı? Rahiminde herhangi bir yer kaplayıcı kitle var mı? Bunların olması durumunda hastanın mesela doğum kontrol ilacı kullanması miyomlu hastalara mesela çok fazla önermiyoruz. Hanımların çoğu bu detayları bilmediği için doğum kontrol haplarını bilinçsizce kullanıyor. Oysa ailedeki hastalık tablosu bile bu ilaçların etkisini farklılaştırıyor. Özellikle mesela ailesinde meme kanseri olan hastalarımız, ailesinde emboli dediğimiz beyne pıhtı atması gibi öyküsü olan hastalarımıza çok fazla bunu önermiyoruz. Doğum kontrol hapları kadınların anne olma imkanını da arttırıyor. Çift 2-3 ay içinde yumurtlamalar eskisine dönüyor ve 2-3 ay içinde hamilelik gerçekleşebiliyor. Dediğimiz gibi birçok kadın için basit bir ilaç gibi görünse de doğum kontrol hapları bilinçsiz kullanıldığında çok büyük risk taşıyor. Pıhtıya yatkınlığını bilmiyordur. Sadece bu hapı aldığı için acil beynine pıhtı atıp beyin kanamasından hastanelik olup hatta Allah korusun kaybedilen hastalar olmuş. Doğum kontrol hapı kullanımında yaş da önemli bir faktör. Hipertansiyonlu hastalara çok önermiyoruz. Şeker hastalarına çok fazla önermiyoruz. Onun dışında zaten 20-35 yaş hastaları çok fazla ağır hastalıkları olmayan grup olduğu için onlar da rahat. Ama 35 ile 40 arası mutlaka genel bir check-up'tan geçsin istiyoruz başlamadan. Bundan sonra 40 yaş üstünde de kesinlikle vermiyoruz.